de inibelerini hastanesinde başladı zaten. Oraya ben işte nefes tıkanıklıklarıyla, öksürüklerle başvurdum. Bu süreçten sonra bana birkaç tetkik istediler. İşte röntgenlerde falan göz kafesinin içinde bir kitle olduğunu söylediler. Daha sonra Uludağ'a gönderdik preparatlarımızı. Ondan sonra orada bana teşhis kondu. Ve bana dediler ki bak Eylül'ün ortasındayız, okulların açılmasına bir hafta var. Azal senin okulunu doldurman gerekiyor bu sene için. Ki zaten devlet de sana böyle bir hak tanımış. Sağlık durumundan dolayı elverişli olmadığın için okulunu doldurma hakkın var. Senin bunu kullanman lazım. Ben de direttim açıkçası biraz. Yani ben okulu bırakmak istemiyorum. Bir sene kayıp benim için çok önemli. İşte bu şekilde çok ısrar ettim doktorlara karşı ve hepsi de dedi ki istisnasız hepsi aynı şeyi söyledi. Bir senenin bir önemi yok. Sen sağlıklı ol yeter. Benim İtalya'daki arkadaşlarım hep bana sağ olsunlar hiç desteklerini esirgemediler. Hatta 11 Kasım'da ağaç dikme şeyleri vardı. 11 bin ağaç dikeceğiz diye. Benim adıma da ağaç dikmişler. Sunanını bekliyor Azra diye bana da paylaştılar. Hani bu tarz destekleri o kadar çok aldım ki ve gerçekten desteğin ne kadar önemli olduğunu o zaman fark ettim. Sağ olsun hocalarım hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Rektörün dekanım yanıma geldi ziyaretime. Bunlar benim için çok onur verici şeylerdi. Tabii bu süreçte de bana moral olarak avantaj sağladı. Ve moralin ne kadar önemli olduğunu gerçekten orada yaşamadan kimse bilemez. Bu yüzden de hep düşündüm dedim ki hocalarımdan birisi bana çıkıp dese ki biliyor musun zamanında ben de o hastanede o yatakta yatıyordum. Bak şimdi neredeyim. Bu benim için çok önemli olur diye birazcık hematolojiye yönelmedim değil. Tıbbi kariyerim açısından olursa ki olacak bence. 80 günde ben bu kadar iyileşebileceğimi tahmin etmemiştim. Şu anda kanserden hücrelerim, yani vücudum tamamen böyle temizlenmiş durumda. Eğer böyle devam ederse ilk nakline geçeceğim. O da ayrı bir meşakkatli süreç tabii ki ama olması gerekiyorsa olacak, onlar da olacak, onlar da yapılacak. Her şey tamamen sonuna kadar gideceğim yani. Hani Türkiye genelinde bir nakil havuzuna gireceksin. Kök hücrelerine uyuşan başka birisi varsa bir donör senin için bulaştığını da kabul ederse, yani tabii birbirimizi tanımayacağız ama hani daha sonradan cayan insanlar olabiliyor ne yazık ki. Eğer caymazsa sana nakil yapacağız diye. Uyuşma çıkmadı Türkiye genelinde maalesef. Uluslararası bakılmadı. Ancak şöyle bir şey var yani İnegöl'de de biliyorum o kadar tırda sıra bekleyen insanlar olmuş. 2 saat, 3 saat banka sırası gibi sıra beklemişler. Ve bana fotoğraf attılar. Her gelen fotoğraf atıyor. O kadar duygulandım, o kadar mutlu oldum ki. Çünkü biliyorum oradan tamam belki bana çıkmadı ya da çıkmayacak da. Ama belki birinin hayatını kurtarmış olabiliriz. Belki bir başkasına uyuşur. Ne bileyim belki bir çocuğu kurtarırız. Birinin annesini, birinin eşini kurtarırız. Bilmiyorum. İnşallah öyle bir uyuşma olur ve inşallah insanlar vazgeçmez. İnsanlar buradan bizden çaresi yapıyorum. Yani çünkü bizim sağlığımız sizin kanınızda. Başka hiçbir şey değil. Hayat kurtaracaksa başka hiçbir şey değil. Mesela kanseri yenen insanları gördükçe, işte ilk uyuşmalarını duydukça o kadar mutlu oluyorum ki. Yani o kadar samimi bir sevinç oluyor ki imrenemiyorsun bile ya. Hani bu bilmiyorum. Bizi bizden başkası anlamaz değilse gerçekten öyle. Bizim sancımız bu. Bizim beklediğimiz umudumuz bu. Eğer umudum sizdeyse lütfen umut olun yani. Neden olmayasınız ki? Bir engeliniz yoksa, bir sağlık sıkıntınız yoksa yaşınızı tutuyorsa neden olmasın? Bence olmalı. Merhaba, hoş geldin. Para kalacağım. Selam.